Multiplayer'den herkese merhaba. Yepyeni bir gündemle karşınızdayız ama gündemimize geçmeden önce hemen sözü Orhun Bey'e veriyorum. Evet bu videonun da destekçisi olan SteelSeries'in hem size bir hediyesi var hem de bir mesajı var. Sosyal medya hesaplarımızda aşağıda linki de bulabilirsiniz. Bir, bir adet SteelSeries Arctis 7 kulaklık hediye edeceğiz. Yarışmaya katılmayı unutmayın. Kulaklığı kazanma şansınız epey yüksek. Çok basit bir biçimde katılabiliyorsunuz yarışmaya. Bir aydır kullanıyorum. Tunca Bey'in kulaklığı yeni geldi. O yeni kullanmaya başladı. SteelSeries Arctis 7P modelini kullanıyorum. Benim daha evvel böyle üst seviye kulaklıklarla çok fazla tecrübem yoktu. Özellikle e, kablosuz tarafındaki tecrübem daha evvel kötüydü de ama bu kulaklıkla ben bayağı hem hem kablosuz başarımından bayağı memnunum hem de yani ses yalıtım da şahane. Şu an kendim konuşurken bile kendimi duymakta ya bazen şey yaşıyorum. Lan acaba e, bağırıyor muyum şu anda yoksa normal sesle mi konuşuyorum? Bunu çok ayırt edemiyorum gibi o derece başarılı bir e, ses var. Genel itibariyle benim deneyimim bu şekildeydi. Yarı gelmişken sizle deneyimimi de paylaşmış olayım ama lafı daha fazla uzatmayayım. Sizin sizin de paylaşmak istediği bir kısa video var. Ondan sonra gündem haberlerimize devam edelim. Klavyeler hakkında iyi bir şey. Ne isterseniz yazabilirsiniz. Mesela agay, kakay habay kakay haba kakay. Klavyeler hakkında kötü bir şey. E-posta yazmak için üretildiler. O yüzden oyun oynadığınızda bozuldular. Steel serisinde ilk parmak ucu hassasiyeti ve duyarlılığı olan mekanik oyun klavyesini tasarladık. WAST ile kazanmaya koşan, kaybetmenin öfkesine direnen bir klavye. ve tam klavye işi çözülmüş gibi gelirken teknolojiyi 35 sene üzerine bir kere daha keşfetti. Şimdi her tuşun hassasiyetini kendiniz tüy kadar hafif parmaklara veya sert ve hırslı basışlara göre ayarlayabilirsiniz. Böylece ellerinizi anlayan bir klavyeye dokunabilirsiniz. Yenilik kanımızda var. Her zaman vardı, her zaman olacak. Zafer için. Şimdi yakın zamanda State of Play oldu. Sony burada bazı şeyler e, göstereceğini duymuştum ama biz çok heyecanlanmamıştık. E çünkü öncesindeki State of Play'leri de gördük. Yani evet. Beklentimiz çok yüksek değildi. Yayın da yapmadık zaten ve aşağı yukarı beklediğimiz gibi bir şey çıktı. Demek ki beklentiyi yüksek tutmayınca tatmin olmamız daha da. Artıyor o ihtimal. Evet abi bütün yaz boyunca Fall Guys falan duyurdular. Fall Guys sezon 9 falan duyurdular. Biz de anladık State of Play'den çok büyük bir şeyi öyle çok sık görmeyeceğimizi. Ama gene de Elden Ring gelecek falan diye bekleyenler vardı. <laughs> ee, olmadı tabii ki öyle bir şey. Kötü bir etkinlik bir değildi. Gel. Evet kötü bir etkinlik değildi ama Tunca'nın da dediği gibi büyük beklentiniz olmayınca kötü bir etkinlik değildi. Neler vardı? Kısaca bir konuşalım mı üzerlerinden abi? Ne çarptı senin gözüne en çok? Ya benim gözüme en çok çarpan şeydi Kena'ydı ama zaten evet. yeni gördüğümüz bir oyun değildi. Daha önce de görmüştük. Evet. Kena'da benim en çok hoşuma şey gidiyor böyle Pixar animasyonu gibi bir havası var. Grafikleri çok evet. hoş, çok kaliteli gözüküyor ve bu tarz oyunları da genelde bu kadar en azından kaliteli bir şekilde çok nadiren görebiliyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir de daha çok ilgi çeken yanı ne biliyor musun abi? Fiyatlandırmaları da belli oldu. PlayStation tarafında oynamak isterseniz gene yüzlerce lira döküyorsunuz ama Epic Game Store'da 69 liradan satışa koymuşlar. Yani Neyse, bir fiyat yani o, o öyle e, bir oyun. State of Play'de gördük belki ama PC'de oynanıyor arkadaşlar bu oyun bu fiyata diye de maalesef ki e, bunu da söylemek durumunda yine kalıyoruz. E, ama şey e, onun dışında gerçekten güzel gözüken bir e, oyun olduğunu çok net söylemek gerekiyor. Daha oynama fırsatımız olmadığı için oyunun ne kadar iyi bilmek tabii ki mümkün değil. Belki de çıktığında başka türlü düşünürüz evet. ama benim tabii de en çok de. dikkatimi çeken oyun Kena'ydı. Ya tamamen görsellik üzerine bu arada ilgimi çekiş yani. Sadece böyle manzara, ışıklandırma falan filan olarak da değil. Savaş evet. animasyonu olsun, şu olsun, bu olsun. Tamamen animasyon ve görsellik üzerine beni çekmeyi başardı. Yani böyle o masal havası, sunduğu oynanış mekanikleri yani hepsini göstermeseler de yani iyi olmasını <laughs> iyi olmasını istediğim bir oyun. Öyle söyleyebilirim. Umarım Kesinlikle. boş çıkmaz yani. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü gerçekten prodüksiyon kalitesi itibariyle senin de dediğin gibi görselliği, animasyonları vesaire belli bir çizginin üzerinde gibi duruyor. Ee, bir de benim ilgimi çeken Sifu diye bir oyun vardı. Absolver'ı yapan ekibin yaptığı. Ee, Yine bir dövüş oyunu. Dövüş oyunu. bayağı da bu da mesela güzel, akıcı, keyifli bir dövüş oyunu olacakmış gibi gözüküyor ama bu da öyle beklenen e, AAA gibi bir oyun değil tabii ki. Yani Kene gibi. Bu da daha böyle bağımsız ee, büt... Ya, Bağımsız demek yanlış oluyor artık bu hani şeyler, stüdyolar ya da oyunlar belki ama daha düşük bütçeli bir oyun. Belli bir kitleye hitap edecek bir oyun gibi duruyor. büyük ne vardı diyecek olursak aslında Final Fantasy 7 duyurusu için büyük diyebilir miyiz? Ya, ya bence <laughs> diyemeyiz. Ya sonuçta oyunu oyun eğer sahipseniz PlayStation 5'te ücretsiz olarak daha işte yükleme sürelerinin azalmış hali, daha iyi performans sunan halini oynayabiliyorsunuz. Bir de bir e, ekstra bir genişlemesini duyurdular bazı karakterlerin e, hikayesiyle birlikte yeni e, deneyimlerini yaşayabileceğimiz bir ek genişleme. Ama ya bu tür şeyleri ben çok seven biri değilim açıkçası. Ya böyle hikayet böyle bölünsün istemiyorum ben. Oyunu aldığımda hep tam paket alayım istiyorum. İnşallah bu e, ek paketleri de ikinci oyuna dahil ederler. Satın alıp onları da oynayabilirim. Bununla beraber Final Fantasy 7 Remake'in e, PlayStation Plus ile bedava olarak dağıtılacağını da ekleyelim ama işin içinde bir bit yeniği var. PlayStation 5'e olanlara böyle bir minik bir böyle kazık mı atıldı diyeyim. Bir garip hissettim yani ne olduğuna dair. Nedir abi mevzu açıklar mısın? Ya şimdi bedavaya veriyor Final Fantasy 7'i. Evet. İstersen PlayStation 5'te de bu dahil oynayabiliyorsun ama PS4 versiyonunu oynuyorsun. Şimdi yani yeni şeyi açıkladılar az önce konuştuğumuz. PlayStation 5'e özel daha iyi performans sunan bir upgrade'ini açıklamışlardı. Final Fantasy 7'nin o upgrade'i yapamıyorsun eğer e, PS Plus'la bedavaya aldıysan oyunu şu an. Yani şöyle ben parasını verip PlayStation 4'te aldıysam PlayStation 5 upgrade'i bana bedava okey ama hiç satın almadıysam PlayStation Plus'la orijinal versiyon bedava ama integrate upgrade yok. Yani açıklaması da zor İnşallah doğru da anlamışızdır ben ilk başta şey anladım çünkü hani PlayStation sadece PlayStation 5'in varsa hiç oynayamayacaksın bile yani PlayStation Plus hesabından eklersin hesabına ama Giremeyeceksin falan gibi düşünüyordum. hani PlayStation i̇şte. 4 için sadece bedava dağıtıyorlar zannetmiştim. Öyle değilmiş o. PS4 versiyonunu indirip oynayacaksın PlayStation 5'inde de. Ya bence Peki. öyle olmamalıydı. Evet Daha iyi cihaz almışsın. En yeni, yeni teknolojine evet. sunuyorsa insanlar da onu sun yani. Ee, yeni Pokemon projeleri mi var Butunca Bey? Böyle haberlerimiz var. Evet Pokemon'un 25. yılı şerefine bazı duyurular oldu. İsmini bakarak okumam gerek çünkü çok uyduruk bir isim. Pokemon, Brilliant, Diamond and Shining Pearl. Bunlar bildiğimiz Diamond ve Pearl'ın remake'i aslında ama yanına böyle hmm. Brilliant, Brilliant eklenmiş. Aynen, ha, iyi olmuş bir yandan, farkı evet, anlaşılıyor. Yani, yani evet, yeniden yapım bunlar ve e, görsel olarak çok değişmiş. Yani bu Link's Awakening içinde de bir yeniden yapım yapmışlar. Orada böyle daha böyle chibi dediğimiz böyle şirin, tatlış e, grafikler, animasyonlar yapmıştı. Burada da benzeri bir şey tercih etmişler. Çok e, ısınamadım ben ama e, oynayınca alışırız herhalde. E, Tabi aslında asıl e, büyük Pokemon haberi bu değil. E, bir açık dünya Pokemon oyunu duyuruldu. Pokemon Legends Arceus diye. Bir de video paylaştılar. İşte geniş çayır çimen alanda e, bir kız bir de erkek e, ana karakterimizin koşarken işte Pokemon yakalarken bir tane Pokemon'la savaşırken böyle görüntüleri var. Çok erken aşama Tabii bu görüntüler. Yani ona bakıp yorumlamak ağ şurası şöyle olmuş demek de doğru değil ama iyi kötü bir e, fikir vermiş. Çok da bir fikir vermemiş aslında. Açık dünya ve geniş alanlarda geçeceği dışında ben çok heyecanlanamadım. Ya yani fikir olarak heyecanlandırıyor açık dünya bir Pokemon oyunu evet ama çok fazla bir şey göstermedi bana oynanışla ilgili. Daha neler olur, neler olmayacak falan. Bir de yine bu standart jenerik tipleri görünce ben hep bir kıl oluyorum. Ya bence Pokemon'u hep söylüyorum harcıyorlar yani sadece işin e, Pokemon <laughs> kısmına odaklanıyorlar. Ben Pokemon yeni Pokemon yaratayım, Pokemon ürünleri satayım. ya Pokemon tamamen bir oyuncak firması gibi ilerliyor. Evet, biraz. Ya zaten öyle ticari bir e, oluşum ya. Boş boşuna da yapmıyorlar bütün bu eserleri de. Ya orada e, Pokemon eğitmenlerinin karakterine girmeleri lazım artık. Yani onlar Kesinlikle. da insan, onların da hayatlarında bir sürü duygusal şey yaşanıyor. Biz Zamanında Pokemon animesini izlerken ağladığımız oluyordu ya Pokemon'la evet. ilişkisinden dolayı o Pokemon eğitmenlerinin ve bunlar oyuna oyunlarda hiç yer almıyor maalesef. Sadece yani içi boş bir şekilde Pokemon yakala, savaş, rozet topla çok Aynen. ciddi bence işlenebilecek bir malzeme var. Asla kullanmıyorlar. kullanmıyorlar. Her seferinde aynı jenerik e, karakterleri yapıştırıyorlar. Hepsi de böyle duygusuz, çok neşeydi, çok gerçek dışı, her şey çok hoş, çok mutlu. Ya bu böyle bir dünyada Pokemon oyunu evet. oynamaktan sıkıldım ben. Daha gerçekçi şeyler yaşatmalarını istiyorum artık. Yani hakikaten RPG olarak o karakterlerle Pokemon'ların ilişkilerine değinmeye başlamalılar. Kesinlikle. Yani ilk etapta bizi yakalayan kısmı zaten hani eşle beraber çıkılan o macerada başına gelenler, eşin yolculuk macerası vesairesi falan filan. Artık böyle günden gün ya gerçi bu kadar uzayınca belki de normal bir yandan ama hakikaten o ruhsuzlaşma çok net oldu hani ilk jenerasyondan şimdiye kadar hani çoğu insan şeyden ötürü de koptu gerçi yeni gelen Pokémon'lar abidik gubidik tipli Pokemon'lar gelmeye başladı ya artık. Hani onu konuşurken ya işte o, o bir yandan esas dolayı dolay geliyor işte. Evet. Yani. Bir yandan o. hani o insanlar ona odaklanıp onu eleştirmek eleştirilirken hakikaten bizim çocukken dahi bizi yani daha çocukken bizi yakalayan o esas duygusal hani anlattığı hikaye itibariyle de tatmin eden e yanından uzaklaşmış olmaları bir tık yani e beni de üzüyor. Ya orada rakamlar rakamlar konuşuyor. Orada e, duygusal olarak kimsenin umrunda değil bu tür şeyler. Ne satıyorsa onun üzerine yürüyorlar ama yine de tabii ki bir açık dünya Pokemon oyunu fikri kulağa hoş geliyor. İnşallah güzel bir oyun olur. Yani tüm benim negatif gördüğüm şeylere rağmen beni yine az da olsa heyecanlandırıyor yani fikri bile. Tabii canım en önemli olan kısmı zaten oynamasının eğlenceli olması ve yani açık dünya bir Pokemon oyunu da ilginç geliyor. Eğlenceli olabilir gibi geliyor ama hemen hemen altında da biraz daha böyle hani, e, olmadığından dem vurduğumuz şeyler olsa ne tatlı olur. Bir sonraki haberimiz de Cyberpunk'tan. E, ee, Cyberpunk'ın yeni yaması ertelenmiş çünkü evet. malum yakın zamanda bir sürü hack saldırı maldırı falan derken şirket karıştı zaten. Evet. bir de yamalarla da insanları memnun edememe ihtimali arttıkça adamlar da Önlem olarak en azından yamayı ertelemişler İnşallah toparlanır geç... yani şirketin üzerinde bayağı kara bulutlar dönüyor aylardır Çok geç kalan bir erteleme kararı bu ertelemeyi daha 1.0 versiyonu çıkmadan yapmaları gerekiyordu bir kez daha altını çizelim ee, Gün geçtikçe adamlar hani toparlayacağız dedikçe başlarına başka şeyler gele gele iyice hani Bu oyunun comeback yapma ihtimalini e, Maalesef ki hani daha da zora sokuyorlar Ve Açıkçası ben yani Cyberpunk'ın evrinde hala daha arada girip şehirde bir dolanıyorum ediyorum vesaire bugları görünce tadım kaçıyor tabi falan ama şöyle bir genel baktığımızda ulan muazzam bir evreni muazzam bir potansiyeli maalesef ki hiç ettiler gibi de hissetmeye daha da çok hani devam ediyorum ben. Olacağı buymuş yapacak bir şey yok. Başka Doom'dan bir haber ver. Doom Eternal'a bir geçelim mi ya? Bu da aslında güzel bir başarı haberi. 9 ayda 450 milyon dolar gibi bir... gelir elde etmiş Doom Eternal. Neden güzel? Çünkü First Fast paced shooter dediğimiz yani hızlı oynanışa sahip bir first person oyunu olarak Tunca kamera gitti <laughs> yeşil çok ekran sıkıldı. verdim niye böyle oldu <laughs> güzel en azından yeşil sen, verdi sen koy diye green screen verdim sana <laughs> niye böyle oldu <oluyor>? geldi, <laughs> geldi. amma ilk defa böyle bir şey şeydi. kesmeyeceğim Kes... çok komik oldu Yok <laughs> kesme devam <laughs> edin <edelim. gülüyor> e... Şimdi hızlı oynanışa sahip FPS oyunu olarak işte bir Doom kaldı elimizde. Onu da gayet güzel yapıyor olmaları ve başarılı da olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Devamı da gelecek belli ki. Quake tarafında hayal kırıklığı oldu çünkü. Hani benim ben severim biraz böyle vakit geçirmeyi bu tarz oyunlarda. Quake tarafında hayal kırıklığı oldu. Seri maalesef ki ileri gidemedi ve şu anda yatıyor. Ama Doom'un başına aynı kader gelmediği için ben biraz memnunum. Ee, i̇nşallah bir sonraki Doom, Doom, Doom oyunu da Eternal ve 2016 versiyonu kadar başarılı olur. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Google Stadia'nın oyun geliştirme e, projelerini sonlandırdığını yani stüdyolarını kapattığınız projeleri sonlandırdığını e, paylaşmıştık. Bu e, iptal olan projelerden bir tanesi Kojima'nın korku oyunu projesiymiş meğer. Tunca Bey sizdeyiz. Evet ya bu adamda bir şeyler var herhalde yani <laughs> her zaman bir korku oyunu yapayım dese bir şekilde iptal oluyor yine şansına talihsiz bir şekilde iptal olmuş. Yani ne olduğunu merak ediyorum. Çünkü yine böyle anlatıyordu. Yok işte şöyle bir korku oyunu olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye bizi heyecanlandırıyordu büyük ihtimal. O projedir diye tahmin ediyorum aynı anda. Birden fazla korku oyunu üzerine çalışmıyorsa eğer. İlla ki ama başka bir projede oradaki fikirlerinden bir şeyler kullanır. Çok böyle üst düzey yaratıcı bir şeyler varsa eğer içinde boş durmaz bence yani. Bugünlük gündemimiz böyleydi. Artık başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Yok abi. Çok yorgunum. Gidip uyumak istiyorum şu anda. Allah <laughs> Allah rahatlık versin. <laughs> kapatmayıp gidip yatsam ya direkt. Evet, arkada yataklar da var. Direkt videoyu kapatmayıp arkaya gidip yatsam ya kıvrılsa. Evet ya bu Twitch'te falan izleniyor bildiğim kadarıyla. Yurt Dış dışında var öyle yayıncılar. Youtube'da da örneği yoksa sen başlatabilirsin. Ee, çok çok güzel geldi şu an fikir. Neyse. Ama işte mesela 5 saatlik video yüklüyorsun. İlk ha. 20 dakikası konuşma sonrası senin uykun. Güzel. Yapılır bu. Bunu düşünelim. Multiplayer'de yayınlayalım hatta. Canlı yayını BBG evine çeviriyormuşuz değil mi? Evdeki kamera sürekli açık. Neyse. Niye bunu konuşuyoruz şu an hiç bilmiyorum. Gerçekten ben çok yorgunum ama. Uykusuzluktan <gülüyor> evet. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar şimdilik o zaman bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.